Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Kanal Yedi ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la Cuma sohbetleri başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Cumanız mübarek olsun hocam. Sağ olun. Haftalık bayramımız. Nasılsınız? Rabbimize hamd ederiz. Muhsin Bey, dediğiniz gibi Ramazan bayramını, Kurban bayramını geride koyduk. Bundan sonra yıl boyu haftalık bayramımız Cuma ve Cuma gün her zamanki gibi programımızda değerli seyircilerimizle yüz yüzeyiz. Hamdolsun. Bunu lütfeden Rabbimize hamd ediyoruz. Değerli seyircilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Dualar ediyoruz. Rabbim bahtiyar eylesin. Her türlü korktuklarından emin, umduklarına nail eylesin. Amin hocam, yürekten amin. Hocamızın bu güzel dualarıyla açmış olduk Cuma sohbetlerini sevgili izleyenler. Katkılarınızı bekliyoruz yayınımıza. Ekranda şu anda irtibat numaralarımız var. Bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan selamlaşalım ki onlardan bazıları şu anda görüyorum, okuyorum. Hayırlı cumalar dilerim, selamlar. Aksaray'dan Mustafa Bey selam etmişler. Muhsin Bey günaydın, hayırlı sabahlar. Sizin ve hocamızın cuma gününüzü tebrik ederim. Konya'dan selamlar. Hocamızın ellerinden öpüyorum demişler. Konya selam edelim biz de. Adıyaman'dan bizi izliyorlar. Selam eder misiniz hocamıza? Cumanız mübarek olsun. Evet, peki. Sevgili izleyenler, yine hediyelerimiz var. Bu hediyelerimizi biraz sonra inşallah hatırlayalım. Ne hediyelerimiz var? Bu hediyeler için şifreler vereceğiz. Kalem kağıtlar hazır olsun. Öncesinde telefon hazır ise şayet bir telefonumuz var. Peki. Hoş geldiniz yayınımıza. İlk telefon, ilk soru. Evet, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Karaman, Huriye Hanım. Selamlar. Nasılsınız Huriye Hanım? Efendim hocam. Nasılsınız? İyi misiniz Huriye Hanım? Çok teşekkür ederiz hocam. Size dualarımız var. Sizden de dua bekleriz. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Hocamıza sorunuz varmış. Evet hocam. Buyurun. Seferi olduğumuzda akşam namazının farzını 2 mi kılacağız, 3 mü kılacağız? Seferi olduğumuz zaman farzı 2 mi kılacağız, 3 mü kılacağız? Bunu niye soruyor izleyicimiz? Şundan soruyorsunuz. Normalde 4 rekat kıldığımız farzları 2 kıldığımıza göre acaba akşam 3-2'ye mi? Evet hocam. Evet. Hocam? Akşamı 3 kılacağız efendim. Seferi olduğumuz zaman da akşam namazını 3 rekat olarak kılacağız. Evet. Sadece diğer 4 rekatlık farzlarda. 4 rekatlı namazları kısaltmış olacağız. Yani sabah zaten 2 rekat. Öğlen 4 rekat farzı 2 rekat. İkindinin 4 rekat farzını 2 rekat, yatsının 4 rekat farzını 2 rekat, vitir de aynen 3 rekat olarak kılınacak. Evet. Başka var mı? Bu seferilikle ilgili sorunuz var mı Huriye Hanım? Çok teşekkür ederiz hocam. Şu anda aklıma gelmiyor. Çok sağ olun. Allah sağ razı olsun. Sağ olun efendim. Karaman'a selamlar. Sağ olun. Çok hayırlı cumalar. Sağ olun. Peki video sorumuz var. WhatsApp hattımıza gelen işte onlardan birisi. Selamünaleyküm hocam, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Hocam, öncelikle ben 4 yıldır tayin bekliyorum. Tayin için yapmam gereken duaları yaptım. Yani sizlerden de dua bekliyorum Allah razı olsun. Yani önereceğiniz en tesirli dua hangisidir? İyi günler. Evet, en tesirli dua. Gönlünüzün yumuşadığı zaman duayı fırsat bilin. Demek ki gönülde heyecan olmalı, gözde yaş da olabilir. Böyle dua reddolunmaz. Mevlana diyor ya, efendim çocuk ağlayınca ananın göksü süde gelir. Kul ağlayınca da Mevla'nın rahmeti coşar. Yani samimiyetle böylece biz istemiş olacağız ve Rabbim bana bu hayırlı ise bunu bana lütfet diye dua edeceğiz. Yoksa illa şu dua özel dua değil. Biz içimizden geldiği gibi samimi bir yakarışla istemeliyiz.
Hocam Allahümme ya müfettihal ebvab iftah lana hayrel bab, yine tavsiye ettiğiniz gayet dualardandı. Güzel. Ey kapılar açan Allah, bizim için hayırlı kapılar aç. Ya müfettihal ebvab iftah lana hayrel bab. Gayet evet. Güzel. Evet efendim. Allahümme ya müfettihal ebvab iftah lana hayrel bab. Ezberlemesi de kolay. Türkçe'de edebilir bu duayı isteyenler, değil mi hocam? İlla doğru efendim. Ey kapılar açan Allah'ım, bana hayırlı kapı aç. Evet. Bir dua daha mı vardı sevgili Emre? Başta verdiğimiz. Bir tane daha vardı galiba. Ona bir bakalım. Rabbena atina diye başlıyor. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Musa aleyhisselam duası. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rab, göndereceğin hayra muhtacım. Yani Musa peygamber 7 gün aç kalmıştı. Yani eline bir kuru ekmek parçası geçse sanki onu baklava niyetine yiyecekti. Böyle dua etti. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rab, göndereceğin her hayra muhtacım. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina raşeda. O da ayrı bir, bu konuda o da güzel bir dua. Rabbimizin Kur'an'da öğrettiği bir duadır. Rabbena heyyi lena min emrina raşeda. Evet efendim. Ey Rabbimiz, sen bize katından rahmet et. İşimizde bizler için başarılar hazırla. Ne kadar ne güzel dua hocam. Ne kadar güzel. Kur'an-ı Kerim'de aslında o kadar güzel dua tavsiyeleri var ki. Evet. Elbette Efendimizin de dua tavsiyeleri var ama peygamber duaları var. Peygamber duaları, peygamberimizin tavsiye ettiği dualar, evet. Ve Kur'an'daki geçen dualar ne kadar güzel. Hocam hayatın tamamı aslında bir dua, öyle değil mi? Doğru söylediniz ve Kur'an'da Muhsin Bey bakın iki duanın arasında yer alır. Başta Fatiha-i Şerif, o ne kadar güzel dua. Evet. Sonunda da muavvizeteyn. Ne demek? Allah'a sığındıran kul auzu bi rabbil felak, kul auzu bi rabbin nas sureler. Evet. Kur'an iki duanın arasında yer alıyor. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla du'aukum. Duanız olmayaydı Rabbim sizi nideydi? Allah Allah. Ayet-i evet, kerime. Ayet-i kerime evet. Duanız olmayaydı. Evet. Evet. Peki. Hocamızın dua tavsiyeleri bunlar sevgili izleyenler. Devam edelim. Bir başka video sorumuz daha var. İzleyelim. Günaydın hocam. Hayırlı cumalar olsun. Benim de size bir sorum olacak. Ben dizimden ameliyat oldum. Doktor kesinlikle dizini kıvırmayacaksın dedi. Oturup ayaklarımı uzatıp seccadeyi üzerine sererek namaz kılıyorum. Ama çok üzülüyorum. Rabbimin karşısına ayaklarımı uzattım. Saygısızlık olur belki diye. Beni bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar efendim. Peki, teşekkür ediyoruz izleyicimize ama bu sorunun cevabını hocam biraz sonra duyalım sizden. Tabii müsaade efendim. Buyursanız. Tabii. Hediyelerimizi hatırlayalım. Bugün yine 3 hediyemiz var sevgili izleyenler. Bu hediyelerimizden birisini ilk defa vereceğiz. Hat yazılı Kur'an-ı Kerim kutusu var gördüğünüz gibi. Maşallah çok da güzelmiş. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'i var. Tesbihi var. Ondan sonra bu özel tasarım kutusuyla beraber, hat yazılı kutusuyla beraber bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bunun dışında yine inci kutulu Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Boş mu acaba bu? Değil. Evet, o maşallah. Şöyle açalım. Kur'an-ı Kerim'i var, seccadesi var. Ondan sonra zikir matiği var, tesbihi var, ayracı var. Bu tasarım kutusuyla beraber bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bir de seccade setimiz var. Toplamda 3 hediye. Bu hediyelerimizi izleyicilerimizden Mustafa Gür, Ankara'dan izleyicimiz, annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Mevla hayrını kabul buyursun diyelim. Hepsinin yanında da, her hediyenin yanında da muhterem hocamızın Rabbe Giden Yolda Dualar kitabını da ilave edeceğiz sevgili izleyenler. Evet. 3 şifre var. Birinci şifre az sonra diyelim.
Kalem kağıtlar hazır olsun lütfen. Sorunun cevabı da reklamlardan hemen sonra. Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Günaydın hocam. Hayırlı cumalar olsun. Benim de size bir sorum olacak. Ben dizimden ameliyat oldum. Doktor kesinlikle dizini kıvırmayacaksın dedi. Oturup ayaklarımı uzatıp seccadeyi üzerine sererek namaz kılıyorum. Ama çok üzülüyorum. Rabbimin karşısına ayaklarımı uzattım. Saygısızlık olur belki diye. Beni bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar efendim. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu bu soru hocamıza. Hocam buyurun. Efendim, yani ayaklarımızı kıble tarafına uzatarak, yani mazeretimizden dolayı diz kapaklarımızda bir sıkıntı var. Ondan dolayı ayaklarımızı uzatarak oturduğumuz yerde namazı kılmamız gerekiyor. Böyle olunca acaba Rabbime karşı saygısızlık mı oluyor diye düşünmek doğru değil. Hanım kardeşimiz hassasiyetinden dolayı böyle düşünüyor. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Ayaklarını uzatmayacaksın, oturduğun yerde kılmayacaksın. Canın çıksa rükûlu, secdeli kılacaksın demez. Yuridullahu bikumul yusr. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Taat takate göredir. Gücümüz oturduğumuz yerde kılmaya yetiyorsa o şekilde kılacağız. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bir telefon sorumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Antalya'dan arıyor izleyicimiz. Buyurun efendim. Sağ ol, Allah razı olsun. Hocama da saygılar. Bilmukabele efendim. Hocam benim bir şeyim var. Şubat'ta Umre'ye gittim. Allah inşallah. Allah kabul etsin. Ya Umre'ye gittiniz. Ettik. Aşağı doğru inerken bir zemzem şeysi gördüm. Onu alayım diye cüzdanımdan para çıkardım 500 riyal. Öbür cüzdanım parmaklarımın ucundaydı sol elimde. Kadına alışveriş yaptım. Şey derken elimden cüzdan kayboldu birden. Düşürmedim, oralara baktık yerlere düştü mü etti mi diye düşmedi. Çaldırmadım da. Acaba bunun şeysi, baş hocamız da dedi ki bu dedi Arafat'ta kaybettin teyze dedi, hiç dedi şey yapma dedi, cennette karşına çıkar inşallah dedi. Bunun hani sadaka yerine mi geçer, yani buna merak ediyorum. Yani birden elimden nasıl kaybolduğunu fark edemedim. İçinde de bayağı 3000 riyal param vardı. 500 riyal işte kadına verdim. Üstünü alırken sol elimin parmaklarımın ucundan yani düşürmedim de oralara baktık ettik şey yaptık. Yok yani. Bunu anlam veremedim. Hala da düşünüyorum bulamıyorum. Peki. Allah kabul etsin tekrar. Amin. Ama oradaki amin. Hoca da oradaki görevli ya da size söyleyen kimdi? Görevli hoca mıydı? Görevli hoca. Ha, görevli hoca. Ne dedi size? Güzel bir yerde kaybettin teyze dedi. Hiç şey yapma. Cennette inşallah karşına çıkar dedi. Evet. Sadaka yerine mi geçer? Artık yani iyi birinin eline geçtiyse helal hoş olsun. Yani bir kötü yere kullandılarsa da bilmiyorum. Allah'a eman. Allah'a havale ediyorum. Yani nasıl oldu elimden kayboldu onu merak ediyorum hala. Peki. Hocamız duydu, dinledi sizi. Teşekkür ediyoruz. Mevla tekrar kabul buyursun. Hayırlı cumalar. Antalya'ya selamlar. Efendim hocası doğru söylemiş. Ben de aynı şeyi imzalıyorum. El haccu sebilullah. Hac yolu, umre yolu, Allah yoludur. O yolda harcananı Allah kat ve kat mükafatlandırır. Buyuruyor Allah'ın sevgili Resulü. O yüzden bu yolda kaybetti sanki birileri elinden alıyor gibi çok ilginç bir şekilde elinden uçup gitmesi inşallah sadaka hükmünde olacaktır. İnşallah. Ve mükafatını görecektir. İnşallah. Evet, WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Trabzon'dan izliyorlar. Selam eder misiniz? El sallar mısınız Trabzon'a? Elbette. Trabzon, hayırlı sabahlar.
hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun diyelim. Edirne'den takip ediyorlar. Cumanız mübarek olsun. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Dua bekliyoruz hocamızdan. Edirne'ye selam edelim. Video soru var. Video sorudan hemen sonra ilk şifreyi, hediyelerimiz için birinci şifreyi paylaşalım. Ama önce video soruyu duyalım, görelim. Selamünaleyküm hocam. Rüyamda yılan gördüm. Acaba ne anlama geliyor? Söyler misiniz? Son şifreyi paylaşalım. Rüyada yılan görmek. Efendim, biz bu konudaki genel kuralı söyleyelim. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yani size sevinç veren güzel bir rüya gördüyseniz Allah'a hamd edin ve bunu Allah'ın kullarına da söyleyebilirsiniz. Ama size kasvet veren, sıkıntı veren bir rüya gördüyseniz sol tarafınıza böyle deyin, başkasına da anlatmayın. Ha, birisine anlatacağız, o da kendi kendine bir yorum, ya eyvah bugünlerde herhalde sen bir sıkıntıyla karşılaşacaksın filan dedi. Yani moralimizi bozdu. Böyle bir psikolojik bir sıkıntının içine girmemize sebep oluyor. Demek ki güzel rüya görünce Rabbimize hamd eder, dostlarımıza da söyleyebiliriz. Ve onlar da hayırla karşılaşasınız demeli. Bize sıkıntı veren bir rüya gördük mü söylememeliyiz. Söylememek lazım. Onun olumsuz bir havaya kendi kendimize girmemeliyiz. Peki hocam, teşekkürler. Bir başka video soru daha var. Görelim. Hocam selamünaleyküm. Cumanız mübarek olsun inşallah. Hocam benim bir sorum olacaktı. Benim ablam yaklaşık 2 yıldır evli. Evlendiği günden beri hep şiddet görüyor. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet. Bundan daha öncesinde kaç kere darp edilmişti. Biz aile olarak üstümüze düşeni yaptık. Yuva yıkılmasın diye. Çocuklardan dolayı ellerinizden öper. 3 tane çocuk var ortada. Bunlara rağmen biz affettik. Kaç kere babam olsun, annem olsun, büyükler olsun affetti. Ama affettikçe biz daha da ileri gitmeye başladılar. En son tekrar darp edildiği zaman biz kapıya gittiğimizde damat kayınbabasına çok kötü bir şekilde saldırdı, darp etti. Aynı şekilde annesi de gelini darp etti. Bunun üzerine biz boşanma davası açtık. Şu an ortada 3 tane küçük çocuk var. Artık dönüşü olduğunu biz düşünmüyoruz. Üzerimize çok geliyorlar geri barışmak için. Biz kararsızız bu konuda. Size sormak istedik hocam. Hani bu saatten sonra boşanma şart mıdır? Çünkü biz bayağı şans verdik. Hani hiç düzelmiyor, düzelecek gibi de değil. Evet. İyi yayınlar hocam. Evet efendim, evet. Yani tabii bu enişte çok yanlış etti. Yani Rabbimiz ne diyor? Yüksek perdeden konuşmayın. Anne baba, kayınpeder, kayınvalide de anne baba yerindedir. Onlara yüksek perdeden konuşmayın diyor. El kaldırmak ne demek? Ne büyük hata. Cenab-ı Hak kendisine itaatın hemen arkasında ana babanıza iyilik ediniz. Yüksek perdeden konuşmayınız. Gönül kırıcı laflar söylemeyiniz. Kaldı ki burada el kaldırılıyor. Ama yine de eğer derin bir pişmanlık duyuyorsa o babasından, kayınpederinden özür diliyor. Rabbimizden de af diliyorsa ona şans vermekte fayda vardır. Düzelme ihtimali yoksa hocam, ki öyle diyor zaten. Düzelmez diyor yani. O zaman tabii boşanma kapısı da açıktır böyle, evet. Olunca hayat çekilmez bir yük haline geliyorsa o zaman boşanma düşünülebilir. Evet. Fakat boşanma Muhsin Bey son, en son çaredir, en son çare. Müminin boşanmasıyla arş titrer. Allah'ın sevmediği helal boşanmadır. Helaldir ama yine de Allah sevmiyor. Eğer hayatı devam ettirme imkanı varsa
devam ettirilmelidir. Ama hocam sürekli şiddet görüyorsa maddi manevi. Şiddet şimdi var, yani bir böyle oluyor adamın baba, dengesi. Kayınbaba diyoruz ya. Hocam kayınbaba. Kayınbabaya el kaldıran bir adamla bu evlilik devam aynen, eder mi? Aynen babasına el evet. kaldırmış gibidir. Ya. Bu evlilik evet. devam eder mi hocam? Çok zor. Etmez. Çok zor. Evet. Peki şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Bu arada WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz. 3 hediyemiz var bugün yine. Hediyelerimizden birisi görmüş olduğunuz gibi bu hat yazılı Kur'an-ı Kerim olacak. Bir izleyicimize hediye edeceğiz inşallah. İçine tesbih de var. Bunun dışında yine inci kutulu Kur'an-ı Kerim set hediyemiz var. İçinde Kur'an-ı Kerim'i var, seccadesi, tesbih, zikir matiği, ayracı. Bu tasarım kutusuyla beraber bir izleyicimize hediyemiz. Bir de seccade set hediyemiz var. Hepsinin yanında Melik Gazi Müftümüz, Doktor Emrah Kandemir'le muhterem hocamız Necmettin Nursaç'ın birlikte kaleme aldıkları dualar kitabını da ilave edeceğiz. İşte ilk şifre. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Mu'iz, Ya Allah Celle Celal. İzzet veren, izzet Allah'ın verdiği bir şereftir. Yere göğe karşı büyüklenmek şaşkınlık iken, onu yaratana kibirlenmek ne büyük şaşkınlık. Şu ayete bakın. Kulillahümme malikel mülke tü'til mülke men teşâ ve tenzi'ul mülke men teşâ ve tu'azzu men teşâ ve tuzillu men teşâ biyedikel hayr. De ki ey peygamber, ya Rab sen mülkün sahibisin, dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın, dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elinde ya Rab. Dilediğin başına tac verirsin, dilediğin başına taş verirsin. Biyedikel hayır. Hayır senin elinde ya Rab. Akif merhum bu ayeti şöyle yorumlar. İlahi malikul mülküm diyorsun. Doğru. Amenna. Hakiki bir tasarruf var mıdır kul için asla? Alan sensin, veren sensin. Senin hükmündedir dünya. Demek ki izzet Allah'ın yolundadır. Allah'a sığınmaktadır yani. Evet. İzzet, şeref. Teşekkür ediyoruz hocam. İlk şifreydi sevgili izleyenler. El-Mu'iz birinci şifreydi. İki şifremiz daha olacak. İnşallah vakti zamanı geldiğinde paylaşırız. Instagram'dan gelen sorular var. Biraz onlara da bakalım. Muhterem hocam size sorulan sorular onlardan birisi. Hasan Bey diyor ki, Sayın Muhsin Bey Afyon Karahisar'dan selamlar. Biz 4 ortak kurban kestik ama hayvan hastalıklı çıktı. Bizim kurbanımız kabul oldu mu? Kurbanları muteberdir. Tamam. Yani eti yenilmedi, kullanılmadı filan ama o 4 ortak kurban görevini yerine getirmiş oldular. Allah'a karşı kurban görevini yerine getirmiş oldular. Evet. Kurbanın ne eti ne kanı Allah'a ulaşır. Cenab-ı Hakk'a ulaşan sizin takvanızdır. Ona ulaşan. Yenalallahu luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum. Evet. Ayet-i kerimede buyuruldu bize. Bu yerine geldi diyorsunuz yerine hocam. Yerine bunlar görevi Allah kurban görevini yaptılar. Allah kabul etsin. Bir başka izleyicimiz şöyle soruyor Arife Hanım. Muhsin Bey, babam beni kabul etmedi. Ben de bayramda kendisini ziyarete gitmedim. Diyor ki babam çok huysuz, herkese çok kötü davranıyor. Bayramda babayı ziyarete gitmemiş çünkü istememiş baba. Evet. Yani baba yanlış ediyor tabii bu şekilde. Yani ben seni kabul etmiyorum. Babaya da yakışan, evlada yakışan hürmettir ama babaya yakışan da şefkattir, sevgidir, merhamettir. Gelmiyor, gelmesin, istemiyorum, defolsun. Bu da babaya yakışmaz tabii. Ama kızımız yine de ne yapıp yapıp varsa elini öpse daha iyi ederdi. Evet. O istemese de o istemese çat de kapı. Gitmesinde evet fayda var ya. Peki. Cennet Hanım soruyor. Ben sokakta bir altın buldum. Sahibini bulduğum mahallede soruşturdum. Yani sahibini soruşturdum bulduğum mahallede ama bulamadım sahibini. Ben o altını bir ev alacak kişiye, kaybeden kişi adına versem olur mu?
O vereceğim kişi de çok sıkışık. Ondan bundan para altın topluyor, ev alacak. O sıkışık, o kişiye versem olur mu? İyi olur ama günün birinde kaybeden kişi ortaya çıkarsa bu kişinin tazmin etmesi gerekir. Evet, olur da bir gün. Onun adına ama bu ev alan kişiye de vermesi münasiptir. Peki hocam. Şenay Hanım soruyor. Merhaba, hayırlı yayınlar Muhsin abi. Ben size bir şey soracağım. Doğuştan sağ elini bir şekilde kullanmayan arkadaşım solla yiyip içiyor. Solağım maalesef diyor. Solla yemek içmek günah mı? Yani sağla yemeyince elbette sol elle yemesine de izin verilir ya. Evet. Peki devam edelim. Video sorularımız var. Biraz sonra tekrar Instagram'a döneriz. Benim erkek kardeşim nişanlıydı. Nişana bozuldu. 2 senedir ki kıza bakıyoruz. Gittiğimiz kapıdan boş çevriliyoruz. Kısmeti bağlı mı? Dua bekliyoruz kısmetinin açılması için. Evet. Kısmeti bağlı değildir. O kısmetini bekliyor. Ama biz de tabiatıyla araştıracağız yani. Hem o nişanlanacak kişi, hem onun yakınları araştıracağız ya. Evet. Evet. Kısmeti bağlı değil. Kısmeti bağlı diye bir şey söz konusu değil. Evet. Evet, bu arada sizin yine tavsiye ettiğiniz dualardan biri ekrana geldi hocam. Evet efendim. Teşekkürler sevgili Emre. Vellezine yekulune rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil muttakine imama. Ya Rab, bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta seni sevenlere bizi rol model eyle ya Rabbi. Yani biz numuneyi imtisal olacak bir aile eyle bizi ya Rabbi. Evet. Furkan suresi. Evet efendim. 74. ayet. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir dua. Dua, evet. Evet, hocamızın tavsiyesi. Ekran görüntüsü almak isteyenler zaten çoktan aldılar. İkinci şifre biraz sonra dedik. Devam edelim. Telefon mu var? Video soruya telefondan sonra geçelim o halde. Hoş geldiniz. Alo. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Tekirdağ. Hoş geldiniz. Evet, sağ olun. Benim hocama bir sorum olacaktı da. Buyurun. Benim babaannem geçen sene hacı gittiği zaman o topraklardan bize bir peygamber toprağı olarak getirdi bize. Ama hani biz daha sonra bunu hani bizim için söylediği zaman etrafındakiler hani bu günah, niye getirdiniz oradan falan dediler bize. Hı hı. Hani bunu sormak istiyorum. Hani günahsa ne yapmamız gerekiyor? Ya da hani bu bizim için hani bir zararı var mı diye onu sormak istiyordum da hocama. Mekke'den mi toprak aldı? Mekke'den toprak evet, aldı. Evet evet. Yani hacca gittiği zaman getirmişti bize. Hem bize peygamber toprağı. Bereket için getirdim. Hani mutfağınıza falan atın dedi bize de. Evet. Hac ibadeti esnasında oradan evet. Toprak aldı. Size de dediler ki bu doğru değil, uygun değil. Oradan buraya evet, getirilmesi. Evet. Hani neden getirdiniz? Yerine göre götürmeniz dediler de. Biz hani onun için hani günah sana atmamız gerekiyor. Evet. Evet. Babaanne şu an izliyor mu peki bizi? Yok, babaannem şu an izlemiyor ama. İzlemiyor. Siz söyleyeceksiniz, anlatacaksınız babaanneye. Evet. Tamam. Çok evet. Selam edin bizden de olur mu? Babaanneye. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum babaannenizin. Selam ediyoruz. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Sağ olun hocam. Doktor Muhammed İkbal diyor ki, hacdan gelenleri ziyarete gittim. Ne getirmişler? Hurma getirmişler, zemzem getirmişler, iyi etmişler. Ama ben beklerdim ki, yani sevgili peygamberimizin imanını, Hazreti Ebubekir'in sadakatini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Ali'nin şecaatını, Hazreti Osman'ın hayasını getirseydiler. Ya. Yani Mekke'den, Medine'den toprak getirmemiz, taş getirmemiz uygun değildir. Buna gel bak. Orada şeytan taşlamak için taşlar toplarız Muhsin Bey ama kullanamadığımız taşları da oraya atarız. Münasip bir yere bırakırız. Yoksa tutup da onları buraya getirelim ya, olmaz. Bunda bir fayda söz konusu değildir. Yani taş toprak getirecek değiliz. Yani biz günahlardan arınacağız.
Arafat'tan iniyorken hacı bir kuş gibidir. Ne kadar da pak anasından yeni doğmuş gibidir. Eğer şad olmak istersen Livaül Hamd'in altında mukaddes yolculuk bir inkılap olsun hayatında. Amin. Yani bu Mekke'de Medine'deki yolculuğumuz arşın altında devam etsin istiyorsak hacda değişikliğe ermeliyiz. Yani kötülüklerden uzaklaşmalı, iyiliklerimizi de artırmalıyız. Evet. Öyle taş toprak getirmekte fayda yok. Hocam bir kere getirmişler artık. Ne yapacaklar? Onlar bir yere bıraksınlar. İşte illa oraya götürmeye de gerek yok. Evet. Götürmüyor. Taşı toprağı tekrar geri götürmeye de gerek yok. Münasip bir yere bırakırlar. Işte. Peki hocam, teşekkürler. Ahmet Bey'in bir sorusu var Instagram'dan. Malum yaz aylarındayız. Ancak camilerde dizüstü şortla pek çok kişiyi görüyoruz. Cami hocalarımız nedendir ki böyle durumlarda cemaati onların iyiliği için uyarmaz? Ayrıca Cuma'nın farzlarından biri hutbedir ve selam verilip alınmaz. Dikkatlice dinlenmesi gerekir. Sohbet edenler, telefonda oyun oynayan, mesajlaşanlar konusunda hocalarımızın bu hususlarda bilgi vermesi gerekir. Hocam neler söyler? Yani sual soran kardeşimiz güzel bir sual sormuş. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor: "Men tevazza fe ahsenel vuzu sümme etel cuma." Yani abdestini alan, güzelce cuma namazına gelen, sükutla hutbeyi dinleyen kişi o cuma ile bir önceki cuma arasındaki günahların affına vesile olur. "Men mesel hasa fakat lega." Yani eline taş, toprak alıp da onlarla oynayan kişi ise uygun olmayan bir iş yapmış olur. Yani o zaman düşün ki çakıl taşları falan olurdu. Hı. Hatip hutbe okurken eline çakıl taşları alıyor onunla. Şimdi de cep telefonuyla oynuyor. Değişen bir şey yok. Falan ediyor, mesaj yazıyor. Böyle olmaz. Haber takip, haber okuyor. Yani bu çok yanlış bu. Veya birbirleriyle sohbet ediyorlar. Bunlar kazanacağımız. Hocam uyaramıyoruz yerde. Da. Efendim? Çünkü uyarmak bile hani uygun olmuyor. Evet. Hani şu anda hutbedeyiz. Yani üslubunca uyarmak gerekir evet. mi? Belki kırarız evet. onları. Ama işte bakın bu şekilde ekrandan milletimize bunu söylemek gerekiyor. Düşün ki güzelce abdest alıp gelip hutbeyi dinleyen, sükut ve vecd içerisinde dinleyen kişi o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahların affına vesile olur buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Ama eline çakıl taşları filan alan veya konuşan kişiye sus konuşma diyen kişi uygun olmayan bir iş yapmış olur buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Yani beyefendinin dediği bir şey de var. Yani erkeklerde setir nedir? Göbekle diz kapağı arasının örtülü olması. Şimdi bazı kardeşlerimiz namaza geliyor, hakikaten sırtları açılıyor. Örtülü olması gereken yer açılıyor. Veya giydiği şort kısadır. Diz kapaklarından yukarısı açılıveriyor. Oturunca? Bunlar olmaz yani. Namazın şortla namaz kılmış gibi oluyor sanki. Namazın sıhhatine mani olur. Böyle yapmamalıyız. Evet efendim. Aklıma bir hatıra düştü. Yani bizim sanayide bir cami nasılsa o gün imam gelmemiş. Ya imam gelmemiş arkadaşlar. Biriniz geçin de namazı kıldırın. Hiç birisi talip olmuyor. Bir Amerikalı geçiyormuş oradan. Evet. Ben kıldırırım diyor. Bak adama bak göz açıklık yapıyor. Ben kıldırırım diyor. Ama bizimkiler de diyorlar ki sen kısa şortlusun, senin arkanda namaz kılmayız diyorlar. Yani böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Evet. Evet. Peki, izleyicimize teşekkür ediyoruz. Bu uyarı önemli tabii.
Doğru efendim. Biraz daha cumaya giderken bu hususlarda dikkat etmemiz gerekiyor galiba. Öyle efendim, haftalık bayramımız yani. Bu vesileyle Muhsin Bey, gelin şunu da duyurayım. Yani bakın, Cuma günü Kehf suresini okumak da müstehaptır. Bulunduğu yerle kişi harem-i şerif arasını nurlarla doldurmuş olur. Yani ne var ki o mübarek surede üç önemli şey bize hatırlatılıyor. Yani her cuma demek ki bunları okumalıyız, bunları hayatımıza geçirmeliyiz. Nedir onlar? Birisi Ashab-ı Kehf, öldükten sonra dirilme meselesi. Aynen Kur'an 300 sene, 309 sene. Güneş yılına göre 300 sene, ay yılına göre 309 sene öldüler, dirildiler. Ya gidip de gelen mi var? Ölüp de dirilen mi var? İşte bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. İkinci olay nedir? Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın yaşadıkları üç olay. Yani oradan da alacağımız bir hayli dersler vardır. Evet. Her hafta bu mübarek sureyi okumalıymışız demek cuma günü. Bir de iki kardeş meselesi var. Biri mağrur, mütekebbir, ben bilirim, ben yaparım, şu bahçeme bakın. Ayrıca da bir geliri var. Kibirleniyor, kerameti kendinden anlıyor. Öteki de diyor ki, ya sen topraktan yaratılmış bir kişi, nasıl bu ben yaptım, ben ettim, başardım. Bugün senin elinde var, benim yok. Ama umulur ki Rabbim bana verir, seninki de elinden gidebilir. Mal-ü mülke mağrur olup deme var mı ben gibi, bir yel eser savrulur sarman gibi, onu diyor. Ve nitekim de öyle oluyor. Yani bu olaylardan ibret almamızı, ders almamızı söylüyor. Erken gelmenin cuma namazına da, yani melekler kapıda beklerler, gelenleri ilk gelenden itibaren yazar, hatip hutbeye çıkınca defterler dürülür. Yani imkan nispetinde de erken gelmeli. Hatta mümkünse gusül yapmalı, dişlerimizi fırçalamalı, sünnetler, yeni elbise giymeli, evet, güzel kokular sürünmeli, mümkünse boy abdestiyle gelmek. Onu bir de malum, siz zaman zaman dersiniz ya, hani cuma gününde bir icabet saati, evet, vardır. Evet. O anda yapılan dua reddolunmaz. İtaatlar içerisinde rızayı Rabbimiz gizlemiş. Esma-i Hüsna içinde ismi azamı gizlemiş. Kadir gecesini Ramazan gecelerinde gizlemiş. İcabet saatini de cuma gününde gizlemiş. Acaba sabah namazı da mı, sabahla öğlen arasında mı, veya hatibin hutbeye çıktığı saatlerde mi? Hulasa vecd içerisinde cuma günü hatibi dinlemeliyiz. Sanki namaz kılıyor gibi vekarımız olmalı. Huşu ile hutbeyi dinlemeliyiz. Yoksa şakalaşmalar, telefonuyla uğraşmalar, bunlar doğru değildir ya. Teşekkür ediyoruz hocam. Telefon sorumuz var. İzleyicimizi bekletmeyelim, sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş geldiniz, İstanbul'dan izleyicimiz. Sorunuz varmış, evet, hocamıza. Buyurun. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim bir sorum vardı da. Buyurun. Sabah kılamadığımızın namazın kazasını nasıl kılabiliriz yani? Sabah 8.30 veya da 9'da falan kılınıyor mu? Onun soracaktım ben. Sabah namaza kalkamadık diyelim. Bunun telafisi nasıl olur, kazası nasıl olur? Bir kere efendim, rekatel fecri hayru minet dünya ve ma fiha. İki rekatçık sabah namazının sünneti dünyada olanlardan çok daha değerlidir. Yani imkan nispetinde sabah namazımızı vaktinde kılma gayreti içerisinde olmalıyız. Yani ne olacak canım, vaktinde kılamazsam sonra kılarım, hem de sünnetiyle birlikte kılarım şeklinde düşünmemeli. Evet, vaktinde kılamadıysam
sünnetiyle birlikte kılma fırsatı ne zamana kadar vardır? Güneşin doğuşundan 45 dakika geçtikten sonra öğle ezanı okunmaya 15-20 dakika kala zamana kadar kılma fırsatım var. Yani sünnetiyle birlikte kaza ederim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için vaktinde kılamadığım bugünkü sabah namazının sünnetine, vaktinde kılamadığım bugünkü sabah namazının farzına diyerek niyetleniriz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, sorularımız var, sokak röportajlarımız var hocam. Evet efendim. Sevgili Süreyya Selin yardımcı, kameraman arkadaşımız Selahattin Babacan'la beraber bidat nedir, hurafe nedir diye sordu. Sizin batıl inançlarınız, hurafeleriniz var mı diye sordu. Bakalım nasıl cevaplar almışlar, izleyelim. Bakırköy meydandayız. Bidat nedir? Hurafe nedir? Sizin hurafeleriniz ve batıl inançlarınız nelerdir sorularını soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Bidat nedir? Efendim? Bidat. Bilmiyorum. Hurafe nedir? Hurafe uydurmadır. Batıl inançlarınız var mı? Yok. Çevrenizde inanan var mı? Var. Mesela örnek verebilir misiniz? Kara kedi muhabbetleri, köprünün altından geçmeyin muhabbetleri var. Hurafe nedir? Hurafe işte toplum içerisinde böyle masal gibi anlatılan yalan yanlış bilgiler. Batıl inançlarınız var mı? Yok, hiç sıfır. Çevrenizde var mı? Çok. Ne mesela? İşte burçlar, efendime söyleyeyim. Küçüklükten gelenler de var. Merdivenin altından geçme, bıçağı verme elden ele. Makası alırsan kavga edersin falan, böyle. Bidat nedir? Bilmiyorum. Hurafe nedir? Hurafe... Tam olarak bilmiyorum da ismini duydum yani. Batıl inançlarınız var mı? Yok. Çevrenizde var mı? Yok. Bidat nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hurafe nedir? Bilmiyorum. Batıl inançlarınız var mı? Yok. Çevrenizde var mı? Zaman zaman oluyor. Mesela örnek verebilir misin? Yani mesela terliğin ters dönmesine işte biri ölecek diyorlar. Bana saçma geliyor. Bidat nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hurafe nedir? O bende kalsın. Bidat, birilerine bidat etmektir. Bidat mı? Bilmiyorum. Hurafe nedir? Uydurma şeyler. Batıl inançlarınız var mı? Var. Mesela siyah kedi görünce bir kaçarım, ürkülürüm. Neden? Ne bileyim işte, öyle öğretilmiş çocukluktan beri. Bidat nedir? Bidat bir konuyla ilgiliydi ama içeriğini hatırlayamadım şu anda. Hurafe nedir? Ay. Felaket hurafeler, inanç dışı olan, akıl dışı olan şeyler. Mantık var bizde. Allah bize bir mantık vermiş ki düşünelim. Hurafe nedir? O kadar bilmiyorum kısmı. Bilmiyorum. Batıl inançlarınız var mı? Yok, batıl inancım yok. Çevrenizde batıl inançlarınıza inanan var mı? Hani batıl inancı olan var mı? Çoğu var. Örnek verebilir misin? Arkadaşlarım var genelde. Neye inanıyorlar mesela? Neye inanıyorlar? Evde ayna kırılınca şimdi kötülük olacak diyorlar mesela. Başımıza bir şey gelecek diyorlar. Bidat nedir? Bidat nedir? Vallahi bilmiyorum. Hurafe nedir? Hurafe. Şu an işte aklımda da şu an... Batıl inançlarınız var mı? Batıl inanç mı? Yok. Çevrenize inanan var mı? Var. Bidat nedir? Vallahi bilmiyorum bidat nedir. Hurafe nedir? Hı? Hurafe. Onu da bilmiyorum. Batıl inançlarınız var mı? Hayır. Çevrenize inanan var mı? Yok. Bidat nedir? Vallahi bilmiyorum. Hurafe nedir? Bilmiyorum. Bidat nedir biliyor musun? Bidat kötü şeyler. Neyler? Uygun olmayan şeyler. Menfi şeyler. Benim ağzımda diş yok, konuşamıyorum. Bidat. İnan ki aklıma geldi. Hurafe nedir? Hurafe bir şeylerin uydurulmuş olma hali. Öyle. Sizin var mı hurafeleriniz, batıl inançlarınız böyle? Yok, öyle çevrenize var. İnanan? Bazı insanlar var ama ben inanmıyorum öyle şeye. Mesela neye inanıyorlar? Nasıl diyeyim işte ayakkabını dışarıda bırakmamak gibi. Bidat... biat boyun eğmek ona yakın bir kelimedir. Hurafe nedir? Hurafe batıl inançtır. Var mı senin batıl inançların? Ben batıl inançların tümünü sıfırladım. Bidat nedir? Bilemiyorum, kaçıyorum. Bidat nedir? Biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Hurafe nedir? Bilmiyorum. Bidat kelimesi ben ilk başından duyuyorum ya. Peki hurafe nedir? Onlar hiç girme. Tamam. Anladın mı? Tamam. Bidat. Hiç bilmiyorum. Hurafe nedir? Hurafe
uydurulan, gerçek olmayan şeyler. Peki sizin var mı böyle hurafeleriniz, inandığınız, baltı inançlarınız? Yok, ben inanmam öyle şeylere. Çevrenizde var mı? Çevremde de yok. Dinde olmayan emir ve yasakların, yapılması gerekenlerin başkalarından, yani Efendimiz'den sonra dine katılan şeylerdir. Ona dikkat etmek lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benden sonra din adına uydurulan ne varsa cehennemde yeri hazırdır. Hurafe nedir? Hurafe de yine dinde olmayan şeyler. Yani nedir? Örnek veriyorum. İşte şöyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur. İşte ne diyelim, ağaçtan, çiçekten, böcekten, nazar boncuğundan, objelerden medet ummak. Bunlar dinde olmayan şeyler. Sizin batıl inançlarınız var mı? Yok elhamdülillah, niye olsun ki? Peki çevrenizde var mı? Çok, çünkü niye, insanlar Kur'an ve sünneti takip etmediğimiz için. Nasıl buldunuz hocam, evet, cevapları? Doğrudur efendim. En son kişi isabet etti yani. Efendim, bid'at yani dinden olmayan bir şeyi dindenmiş gibi algılamak, buna bid'at diyoruz. Ve bu da sapıklıktır diyor Allah'ın Resulü. Hurafeye gelince hakikaten bazılarının söylediği gibi yani ilimle, akılla, dinle ilgisi olmadık şeyler, bunlara inanmak. Mesela baykuş bir yerde ötüyorsa orada bir efendim uğursuzluk olacağına yorumlanması, işte bir kısım böyle şeyler var ki bunlara hurafe diyoruz. Aslasları yok ya, tahrif edilmiş şeyler. Hı hı. Yani sanki dindenmiş gibi halkımız böyle şeylerden korkuyor. Mesela bebek doğunca kırkını doldurmadan evden dışarı çıkamaz. Peki bebek hastalandıysa hastaneye götürmeyelim mi? Ama böyle bir inanç, böyle bir düşünce vardı. Bu hurafedir işte bu yani. Evet. Evet. Peki hocam, dine uygun bid'at var mıdır? Olur mu? İyi bid'at var mıdır? Efendim, mesela ilk ezanı Peygamber Efendimiz yüksek bir yerde okuttu ama milletimiz bunu ne yaptı? Bunu minare şekline koydu. Hmm. Yani buna kadar güzeldir. Yani bir dinin sembolüdür, dinin şiarıdır. Bundan kimin zararı olur? Yani ezanın yani şu anda minarelerden okunması aslında yok. Aslında yüksek yerde. Evet, minare okunması yok yani aslında ama. Bilahere evet, insanoğlu, demek ki Müslümanlar böyle zarif bir mimariyi eser yapmışlar. Evet. Ezan burada okunmalı demişler. Bu yani iyi bir bidat oluyor. Tabii öyle ya. Peki hocam, teravih namazı için de öyle denir. Teravih namazının cemaatle kılınması için de öyle denir. Ama Hazreti Ömer Efendimiz cemaatle kılınmasını, evet, emretmiş ve imamlar görevlendirmiş. Evet. Mescid-i Nebevi'de onlar teravih namazı kılmışlar. Evet. Evet. Ya da 32 de demiyor. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diyen. Etti 99. Evet. Milletimiz bunun için çok zarif tesbihler yapmıştır evet, yani. Evet. Ya Peygamberimizin hutbe okuduğu minber 2-3 basamaktan ibarettir. Ama milletimiz sanat eseri minberler meydana getirmiş, mihraplar meydana getirmiş ve mesela Allah kelimesini o kadar güzel yazmış ki milletimiz, sanki ilahi azameti hissettirecek şekilde son derece güzel yazmışlardır. Yani. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili Selin'e, kameraman arkadaşımız sevgili Selahattin'e de çok teşekkürler. Aynı zamanda kurguda montajlı sevgili Hasan'a çok teşekkürler. Güzel bir VTR olmuş. Bidat nedir, hurafe nedir? Bakalım yarın hangi soruyu sormuşlar ya da soracaklar. Onu da yarın takip edip izleyeceğiz inşallah. İkinci şifreyi paylaşacağım biraz sonra. Kalem kağıtlar hazır olsun ama öncesinde bir video soru paylaşalım. Hocam merhabalar. Selamun aleyküm. Benim 1,5 yaşında oğlum var. Oğlumun biz hala akika kurbanını kesmedik. Eşime sürekli söylüyorum, akika kurbanını keselim çocuğumuzun başına bir şey gelmesin diye.
O da kesmeyi çok istiyor ama bir türlü vakit olmadı. Bu akika kurbanını kesmek için ne kadar süremiz var? Kimileri diyor ki ergenlik dönemine girene kadar bekleyebilirsiniz. Kimileri diyor ki doğduktan hemen sonra kesmelisiniz. Sorumu cevaplarsanız sevinirim. İyi günler, hayırlı cumalar hocam. Tabii eftal olan doğduğu hafta yapılması iyidir. Ama ne zamana kadar süresi var? Dedikleri gibi buluğ çağına kadar, ergenlik çağına kadar da süresi var. Peki farz mı, vacip mi? Farz da değil, vacip de değil. Yaparsak sevaptır, yapmazsak hesabı yoktur. Eğer durumumuz müsaitse yapalım bunu. Sevgili Peygamberimiz torunları için kurban kesmiş, bu adak kurbanı gibi de değildir. Bu sanki bir ziyafet. Rabbim bize bir evlat lütfettin, sana hamdolsun anlamına. Bir ziyafet, eş, dost, ana, baba, aile, hısım, akraba etinden de yiyebilirler ya. Evet, Allah kabul etsin. Evet efendim. Zekat sorusu var muhterem hocam. Instagram'dan o soruya bir bakalım. Tabii selamlar da var. O selamlara da bakarız. Teşekkür ediyoruz. Şöyle soru. Aysel Hanım diyor ki Balıkesir Burhaniye'den katılıyorum, yazıyorum. Size bir sorum olacaktı. 200 gram altınım var. Evet efendim. Hocam ben bunun zekatını 10 yıldır vermedim. Evet. Ben bu borçları nasıl hesap edebilirim ve kimlere verebilirim? Yani 10 yıldır geriye dönük zekat borcu var. Ne güzel. Şimdi geriye dönük birinci yıl 200 gramın zekatını vereceğim. 200 gramdan zekatını verdim. Ne kadar? 5 gramına eksildi. 5 gram. Evet. 195 5. grama düştü. İkinci yıl 195 gramın. Üçüncü yıl 190 gramın. Dördüncü yıl ona göre hesap ederek geriye doğru gidecek. Geriye doğru düşerek zekatını vereceğim. 40'ta birini düşecek her yıl için. Her yıl 40'ta birini düşerek vereceğiz bunu. Ama peki hocam diyelim ki tabii zaten 200 gram diyor, doğru. Evet. Şey yok. Sonradan ekleme yok. Evet. 200 gram. Evet. Borçları varsa onları düşecek sadece. Doğrudur. Borçları tabii varsa. Evet. Belki kimlere nisaptan verebilir aşağı düşerse nisaptan aşağıya da düşmez bu vaziyette, değil mi? Yani hesap etmek lazım. Yani nisaptan aşağı düşmez. 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 Evet. Öyle düşmez. Gözüküyor. Kimlere vermeliyim diye soruyor bir de. Kimlere? Zengin olmayan yakınlarından başlayarak, mesela amca, dayı, hala, onların çocukları, kardeş çocukları, onlardan başlayarak merkezden muhite doğru da zekat verilebilir. Peki. Hayırlı sabahlar. Güneşli, bereketli, huzurlu bir Eskişehir sabahından selam ediyorum demiş izleyicimiz Emel Hanım. Eskişehir'e selamlarımızı yollayalım biz de. Tekrar döneriz Instagram sorularına ama ikinci şifreyi paylaşmanın zamanı geldi diyecektim. Telefon mu var? Telefondan sonra, izleyicimiz beklemesin. Telefondan sonra paylaşalım şifreyi o halde. Hoş geldiniz. Alo. Mustafa Yaylıcı, Hatay. Hatay'a selamlar. Mustafa Bey, hayırlı cumalar. Aleyküm selam efendim. Hayırlı cumalar. Cumanıza hayırlı olsun. Hocamın ellerini öpelim. Hayırlı cumalar dilerim. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı da, bu şirkette çalıştığımız için ister istemez promosyon yatırıyorlar ve çekiyoruz. Bunu yakınlarımıza harcayabilir miyiz, verebilir miyiz? Evet. Onu hocama soracağım. Promosyon parasını siz yakınlarımıza harcayabilir miyiz? Onlara ihtiyaç sahibi olan akrabalarımız, yakınlarımız var. Onlara versek caiz olur mu diye soruyorsunuz. Evet hocam, doğrudur. Mesela gelinime, oğluma verebilir miyim? Onların herhangi bir işi yok. Yani benim himayemde çalışıyorlar. Evet, oğluma, gelinime verebilir miyim diye soruyor hocam. Teşekkür ediyoruz. Hatay'a selamlar. Evet, bu promosyon meselesi kesin haram mı? Değil. Kesin helal mı? Değil. Ne ya? Haram değil, helal değil de nedir ya? Şüpheli. Sevgili Peygamberimiz, müttaki kişi o kişidir ki şüpheliden de sakınır. Eğer bizim geçimimiz yerindeyse, bir zaruret derecesinde sıkıntımız yoksa, bundan biz
ve bizim bakmakla görevli olduklarımızda faydalanmamalı. Onun dışındaki ihtiyaç sahibi kişilere vermeliyiz. Eğer biz zaruret derecesinde, biz fakr-ı zaruret içerisindeysek biz de kullanabiliriz. Demek ki gelinine verebilir. Eğer çok sıkıntı içindeyse, evet. Değilse vermemeli. Oğluna verebilir sıkıntı evet. içindeyse diyor hocamız. Peki ölçü bu. Teşekkür ediyoruz hocam. Hediyelerimiz var demiştik sevgili izleyenler. Hediyelerimiz bir hat yazılı Kur'an-ı Kerim kutulu hediyemiz var bir izleyicimize. Bunun dışında inci kutulu Kur'an-ı Kerim set hediyemiz var. Bir de seccade set hediyemiz var. Hepsinin yanında muhterem hocamızın dualar kitabından da ilave edeceğiz. Bu hediyeler için ikinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Müzil. Ya Allah Celle Celal. Zillete düşüren demektir. Ona itaat etmezsem, haram helal gözetmezsem, Müzil, Allah'ın bir ismi şerifi de Muiz, izzet veren, şeref veren, ama haram helal gözetmiyorum, emir nehi dinlemiyorum. O zaman da Rabbimizin Müzil, zillete düşüren, hor ve hakir hale getiren, ona ben sebep olmuş olurum işte. Evet, Allah evet korusun. Efendim. Evet. İkinci şifreydi, teşekkür ediyoruz hocam. El-Müzil, son bir şifre kaldı. Biraz sonra vakti zamanı geldiğinde de o şifreyi de paylaşalım inşallah. Bir başka zekat sorusu var. Fatma Hanım Instagram'dan sormuş. Diyor ki, evli kızım altınlarının zekatını kendi kardeşlerine verebilir mi? İki kardeşi tıp öğrencisi. Verebilir. Verebilir. Değil mi ki kardeşlerinin ihtiyacı var? Elbette. Hem de bir numarada vermesi gereken yer. Evet. Peki video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Evde kuş beslemek günah mı? Hocam. Ne dedi bu hayvan? Evde kuş beslemek günah mı diyor hocam? Kuşu da yeter ki aç susuz koymayalım. Sağlığını ihmal etmeyelim. O zaman günah değil. Evet. Evet. Ya kafeste, evde kuş beslemek sakıncalı değil. Ama yeter ki aç susuz koymayalım. Şundan söyleniyor. Yani normalde doğal ortamları değil ya kafesler kuşların. Onlar özgürlük kuşlarıdır. Gökyüzünde olmalılar. Kafeste olmaları işte günah değil mi diye sorulur. Yok ama onlar kafeslerde beslenenler sanki o tabii. Onun ortamı oradır ya. Doğru. Ya bir muhabbet kuşunu, bir papağanı şimdi bıraksanız İstanbul'da. Değil mi? Doğru. Yaşayamaz yani. Doğru. Ya kafeste yaşamaları gerekiyor. Doğru. Yaşam alanları oraları şu anda. Böyle bir yerde. Caizdir diyorsunuz hocam. Ya. Sıkıntı yok. Bir başka video soru var. İzleyelim, görelim. Hocam hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Benim 3 tane oğlum var. 1 tane kız çocuğu istiyorum. Onun için hangi duaları, hangi ibadetleri yapmam lazım? Teşekkür ederim. Evet. 3 oğlum var, bir kız istiyorum dedi. Tersi de olabilir. Bazen de mesela 3 kızı var, 4 kızı var. Bir türlü oğlan olmuyor. Ondan erkek evlat bekliyorlar. Onlar da dua istiyorlar. Hocam dünya böyle bir yer galiba değil mi? Kimisi oğlan bekler, hep kız olur. Kimisi kız bekler, sürekli erkek olur. Rabbimiz Muhsin. Bazen de hiç olmaz. Evet. Rabbimiz aynen bunu Rabbimin ayetinde ne buyuruyor? Allah dilediğine erkek evladı verir, dilediğine kız verir, dilediğine ikiz verir, dilediğini de bundan mahrum bırakır. Yani onun elindedir, Rabbimizin elindedir bu iş. Evet. Öyleyse mülkün sahibi odur, verecek olan odur. Ondan isteriz. İsteğim gerçekleşmedi diye de duam kabul olmadı havasına girmeyiz. Belki öyle olması benim faydamadır. Evet. Öyle tecelli etmesi benim faydamadır belki de. Yani sağlıklı olması istenir en başta. Hani kız ya da erkek değil de sağlıklı, hayırlı bir evlat olsun diye söylenir. Sevgili Emre bir dua hocam ekrana verdi. Yine sizin tavsiye ettiğiniz dualardan birisiydi bu. Nasıldı efendim? Ha.
Bu arkamızda da verebilirsin Emre. Büyük ekranda okursak daha iyi olur. Arkada dijivolle verebilirsin. Çünkü televizyonda gözükmüyor. Biz okuyamıyoruz buradan. Hah, buradan daha iyi olur. Göklerin ve yerin aynen ayet-i kerimenin anlamı. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek sizin çocukları bahşeder. Ayet. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Yani kul amel defterini eline alınca, ya Rabbi şu sevapları, şu sevapları biliyorum da şunları bilmiyorum. Kulum sen bir konuda dua ediyordun. Ben de senin menfaatin gereği onu gerçekleştirmiyordum ya. İşte onları buraya hep sevap olarak geçiriyordum. E madem öyle ya Rabbi, keşke hiçbir duamı kabul etmeseydin diyecek. Hulasa deme şun için şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam, bir başka video soru var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu ekmeği ben askıdan ekmek aldım. Ramazan'da da aldım bir yer, hani bir fırından. Şimdi o fırın, Sancaktepe'de bir fırın, o fırın nerede bayat varsa doldurdu ekmeği. Nerede bayat simit varsa onu da verdi Ramazan'da. Ondan sonra bir tane bayan dedi ki, bir tane de taze ekmek verin dedi. 8 lira mı uzattı, 10 lira mı uzattı. Öbürleri de saate taze ekmek versinler diye paralarını koyuyorlar. Bak, bunun bir tarafı pişmemiş. Bir de bu ekmek 250 gram ekmek değil. Bir tarafı pişmemiş, bir tarafı yanmış, altı yanmış. Ekmek getirsem inanır mısın? Bu ekmek yenir mi dersin? Ama ben yiyorum. Bir de bak bu bak yarısını yemişiz biz. Bak bu ekmeğin de bu tarafı hiç pişmemiş. Ben bu ekmekleri nasıl ekmek veriyorlar diye fırıncılar alıyorum ama atmıyorum. Yiyorum. Günah, yazık ya. Ben bu videoları İstanbul'dan yolluyorum. Bu ekmek de Sultanbeyli'den bir fırından aldım. Tekrar ben bir video yollamıştım. O ekmekleri de Sancaktepe'den bir fırından almıştım. Bayat. Bayat. Ah hocam ah. Kul hakkına giriyorlar. Günah, yazık. Senin yiyemeyeceğin ekmeği başkasına niye veriyorsun? Ya yok da parasını veriyorlar. Adamlar 10 liradansa 10 liradan veriyorlar. 5 liradan vermiyorlar ki. Bitti mi video? Devam etsin. Devam, bitti mi? Devam etsin. Varsa. Onu bilmiyorum Sayın Hocam. Saygılar Sayın Hocam. Allah'a emanet olalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu kendimizi düz Müslümanlar kendini düzeltmedikten sonra ilin gavuru Yahudisi Müslümanları ezer. Allah Filistin halkına da yar ve yardımcımız olsun. Müslümanlar dürüst olacak. Dürüst Sayın Hocam. Ya. Saygılar Sayın Hocam. Ya. Hayır. Müslüman Müslüman ne demek zaten yar hocam? Ya. Müslüman dürüst olacak diyor. Şimdi sen kendi müşterine para veriyor sana. Müşteri diyor ki bana al sana 10 lira bir ekmek ver diyor. Doğru. Bu ekmeği vermez diyor müşterisine. Veremez. 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 Ama ne yapıyor? Hani askıda ekmek için ben diyorum ki fırına. Ya şu 100 lirayı al. Benim hani 10 tane ekmek ihtiyacım var. Askıda ekmek. Ama bu ne yapıyor? Müşteriye satamayacağı ekmekleri parasını da almış koyuyor. Hocam. Ya. Askıda ekmeği koyuyor. Böyle yapmayalım. Gelin bu sorunun cevabını Bakara suresi 267. ayeti kerimenin mealini okuyarak vereyim. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye Allah kalkışmayın. Allah. Hocam ya, tam da bunu anlatıyor. Ayet bu. Ya. Evet. Size verilse
gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Yani hanımefendinin teşhisinde olduğu gibi bir hayır sahibi fırıncımıza bunu veriyor. Fırıncımız ama müşteriye veremeyeceği ekmeği koyunca emanete hıyanet olmuş oluyor. Bizim Muhsin Bey, bakın, sahabe hayatından şunu söyleyeyim. Cerir diye bir sahabi kölesine diyor ki git bir at satın al da gel. Getiriyor. Kaça aldın bu atı? 200 dirheme. Ya bu çok ucuz ya, bu 200 dirheme. Nasıl verdin? Verdi efendim, adam rızası. Git adamı getir buraya. Adamı getiriyor. Sen bu atı benim adamıma 200 dirheme mi verdin? Evet, ihtiyacım vardı, verdim. Ama ben 400'e alabilirim. Ben de teşekkür ederim. Benim ihtiyacım vardı. O yüzden 200'e sattım. O da diyor ben 400'e alabilirim. Ben de teşekkür ederim. Hayır. 400 de az. Ben 600'e alabilirim. Ben de teşekkür ederim. Hayır. 600 de az. Ben 800'e alabilirim. Orada bulunanlar diyorlar ya adam rızasıyla satmış 200'e. Sen 200'ü 4 ettin, 4'ü 6 ettin, 6'yı 8 ettin. Bu nasıl iş ya? Ben diyor peygambere biat ederken kendime yapılmasını uygun görmediğim şeyi başkalarına da yapmayı uygun görmeyeceğim diye iman ettim diyor. Bu at benim atım olsaydı ben bu atı 200'e vermem, 400'e vermem, 600'e vermem. Olsa olsa 800'e veririm. O yüzden ben de 800'e alıyorum. Ya yani insana sadakat yaraşır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şu şifreyi biraz sonra paylaşacağız. Öncesinde bir başka video sorumuz daha var. İzleyelim, görelim. Hocam iyi yayınlar diliyorum. Ben Tekirdağ Çorlu'dan arıyorum. Ben 4 yıl önce tesettüre girdim. Namaz kılmaya başladım. 5 vakit namazımı kılıyorum. Kur'an Arapçasını öğrenmeye başladım. 37 yaşındayım. Çok mutluyum, huzurluyum. Çocuklarıma da öğretmeye çalışıyorum. Fakat annem babam ilk duyduklarında ve gördüklerinde çok karşı çıktılar. Ben tabii ki eşimden izin alarak, yani ona sorarak tesettüre girdim ve bana bıraktığını söyledi. Ben mutluyum, huzurluyum fakat ailem hala bana karşı tepkililer. Yine görüşüyoruz, ediyoruz fakat bir şeyler araştırmaya başladığımda, kitaplar okuduğumda, Kur'an'la ilgili bir şeyler okuduğum zaman bazı kelimeler sarf ediyorlar. Onlara da Allah'a havale ediyorum ama onlara günahı var mı? Evet. Efendim, burada Halika isyan yerinde mahluka itaat caiz değildir. Yaratana isyan yerinde yaratılmışa itaat caiz değildir. Yani ana baba bile olsa, eşi bile olsa illa başını açacaksın diyor. Ama yaratanın emrine قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُرْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar, ziynet mahallerini açmasınlar, başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Bu Allah böyle diyor. Yaratan, yaşatan, yaşamamız, ölümümüz elinde olan Allah'ın emri bu. Bir de şu ayeti okuyayım. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Kınayanın kınamasına itibar etmezler. O cennet yolcusu müminler ki kınayanın kınamasına itibar etmezler. Baba veya kızım diyor, ayıplıyor. Anne ayıplıyor. Ayıplıya dursun onlar. Onlar Allah'ın bu emrini bilmiyorlar. Farkında değiller. Allah'ın emri başımızın tacıdır.
Her emri başımızın üzerinedir. Hanım kızımız doğrusunu yapıyor. Ama şu var ki bu babanın, bu annenin de elinden tutup kurtarmak lazım. Yani yaratanın emri her şeyin üstündedir. Bize hayat veren, hidayet veren, yaşamamız, ölümümüz, ahiremiz, akıbetimiz, cennetimiz, cehennemimiz elinde olan, hudutsuz ihtiyaçlarla kendisine muhtaç olduğumuz Allah'ın emri, yasağı neyse titizlikle ona uymak durumundayız. Hanım kızımız da onları bu şekilde ikna edebilirse onları da kurtarmış olur. Fakat taviz vermek yok. Babam böyle dedi, anam böyle dedi. Allah ne dedi ona bakacak. Amenna hocam. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Instagram'dan sorular var. Tekrar dönelim oraya bakalım. Buysa Hanım diyor ki, Buysa Hanım, iyi günler hocam. Hayırlı yayınlar. Sevgilim beni sebepsiz yere bıraktı. Ben de aklıma geldikçe ona sürekli beddua ediyorum. Sen beni nasıl bıraktıysan sen de aynısını yaşa gör diyorum. Bu günah mı? Fakat yani bu cümleden Muhsin Bey ben şu anlamı çıkarıyorum. Sevgilim sebepsiz yere beni bıraktı deyince acaba bir mahremiyet kurallarına falan hiç uymadan, yani nişanlım demiyor, sözlüm nişanlı demiyor. Nişanlı değil. Evet, nişanlım evet, sözlüm değil. Demiyor. Sevgilim. Yani sevgilim diyor. Diyor. Evet. Onunla beraber düşüyorduk, kalkıyorduk, yiyorduk, içiyorduk ama sebepsiz yere o beni bıraktı. Bunlar daha öncekiler meşru değildi, helal değildi. Arkasından da o beni bıraktı. Öyleyse ben de onu beddua edeyim. Hulasa her ikisi de yanlış. Her ikisi de yanlış. Peki. Gül Hanım'ın sorusu var yine Instagram'dan. O da şöyle soruyor. Dini nikahı aileden gizli kıyılsa ne olur? İki tarafta aileye haber vermese ne olur? Bu nikah geçersiz sayılır mı? Bunu kendi nefsim empati yapalım Muhsin Bey. Yani yemedik yedirdik, uyumadık uyuttuk, çocuklarımızı yetiştirdik. Bize hiç piyasaya almadan, bize değer vermeden hayatlarının çok önemli bir kararını verdiler. Bize danışmadan, bize bilgi vermeden evlendiler. Bunu hoş görür müyüz biz? Biz görmeyiz. Bakın işte dinimiz de diyor ki ananın babanın izni şarttır diyor Şafii mezhebinde öyle. Hanefi mezhebinde de diyor ki ana baba itiraz edebilir, küfüv değildir, bunlar denk değildir diye itiraz edebilir. Yani şunu demek istiyorum Muhsin Bey, biz gençler 5 kilometreyi görürüz, ana baba onlar tahsilli değil, cahil değil, ariftir, arif onlar. Onlar 50 kilometreyi görür. Yani boşver anam babam diploma almamışlar, okumamışlar, yazmamışlar. Cahil öyle değil. Cahil değil onlar. Onlar ariftirler. Biz 5 kilometreyi görürüz, onlar 50 kilometreyi görür. Yani onlara danışmadan, onların iznini almadan hele gizli nikah yapmamız hiç uygun değildir. Müftülüğüm zamanında Muhsin Bey, bir kızımız geldi bana, dert yanıyor hocam, hocam ben şerefli bir ailenin kızıydım. Bir oğlanla nikah yaptım. Oğlan defoldu gitti. Ya Türkiye'nin de Türk de değil oğlan. Bıraktı gitti. Telefonlarını falan açmıyor. Ama kız yanıyor, yakılıyor. Kızım dedim ya benim de yüreğimi yaktın yavrum sen. Sen bana niye geldin? Tabii şaşkın. Kime dert yansın? Bari ilin müftüsüne gideyim, dert yanayım. Benim yüreğimi yaktın kızım. Ben ne yaparım dedim ya. Ben ne edebilirim? Bu oğlan diyor beni kandırdı. Nikah yaptık. Anamıza babamıza da haber vermedik. Şimdi dünya başıma yıkıldı hocam. Ben şerefli bir ailenin evladıyım. Anama babama ne diyeceğim? Böyle diyordu kızımız ya. Evet. Yaşanmış bir vaka bu ya. Evet. Hulasa demek ki ananın babanın izni olmadan bu son derece önemli kararı hele gizli bir nikahla almamalıyız. Peki.
Telefon sorumuz var sevgili izleyenler. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz. Erzurum'dan izleyicimiz. Hatta mısınız? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Erzurum'a selamlar. Elhamdülillah. Çok şükür. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sevindim. Sağ olun. Hocamla görüşeceğim. Sağ olun. Peki efendim. Hocam duyuyor sizi. Allah buyurun. Allah razı olsun efendim. Sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam ben Kur'an okuyorum. Ama ayetlerin Türkçe anlamını bilmiyorum. Bazı işte alimler gibi işte alim değil de yani daha benden belki daha iyi bilenler sen Kur'an okuyorsun ne olduğunu bilmiyorsun. İşte senin bağışladığın şeyler Kur'an-ı Kerimler boşa gidiyor diyor. Hemen hemen ayda bir şey olmazsa bir hatim indiriyorum. Bunlara çok üzülüyorum. Acaba ben yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Kabul oluyor mu, olmuyor mu diye onu öğrenmek istedim. Allah kabul etsin. Hocamızı dinleyelim. Amin. Teşekkür ediyoruz. Erzurum'a selamlar, hayırlı cumalar. Hocam buyurun. Sağ olun, size de hayırlı cumalar. Sağ olun. Öyle diyenler boş konuşuyorlar. Konuşmalarının hiçbir değeri yoktur. Bakın ben şimdi size şu ayetleri okuyayım. İnnemel müminunellezine izâ zükirallahu vecilet kulûbühüm ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethüm imanen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Müminler o kişilerdir ki Allah anılınca heyecanlanırlar. Allah'ın ayetleri okununca ruhlarında, gönüllerinde bir huzur meydana gelir. Sen Kur'an okuduğun zaman bal yemiş gibi, baklava yemiş gibi bir mutluluk hissediyorsun değil mi? Kur'an okunan yere melekler iner. Sekinete gark olur. Ve mukarrebun melekler topluluğunda hayırlı anılır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki Elif, Lam, Mim bir harf değil. Bak üç harf diyor. En az bir harfe en az 10 sevap vardır diyor. Hele sen ne güzel hatimler takip ediyorsun. Rabbimizin kelamı. Şurasını bileceğiz. Bu benim okuduğum kelam. Biricik sevgili, yar-ı baki, yar-ı hakiki Allah'ın kelamıdır. Bu düşünceyle okuyoruz. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşa'irru minhu culudullezine yakşevne rabbehum sümme telinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Allah sözlerin en güzelini indirdi. Ahenkli, katmerli. Müminler o kelamı okuyunca, dinleyince heyecanlanırlar. Sonra da Allah'ı anmaya dair ruhlarında, gönüllerinde bir huzur meydana gelir. Yani şimdi o kişilere siz deyin ki doktor size bir reçete verdi. Tabii reçeteyi de gittiniz eczaneden aldınız. Ya bu ilaçların terkibi ne ya? Ben bilmiyorum bunu. Bilmediğime göre niye kullanayım? Böyle diyor musunuz? Demeli misiniz? Yok, dememelisiniz. Doktorun yazdığı o reçeteyi kullanmalısınız. Yüce Rabbimiz da kelamının okunmasını emrediyor. Biz de onu okuyoruz. Ama anlamını bilirsek o daha güzel tabii. Anlamını bilirsek. Anlamını bilmiyorsun o halde okuma, yanlış. Bu kesinlikle yanlış. Muhterem bacım, sen hatimler okumaya devam et. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Hocam Medine'den Alaaddin Bey vardı, hatırlarsınız. Ya hatırladım. Çok hatırladım. Kıymetli bir abimiz. Tamam efendim. Kardeşleriyle beraber hurma bahçelerinde doğru oturduk, efendim. Sohbet ettik, sizin sohbetinizi dinledik, çay içtik. Selam ediyorlar size şu an. Aleykümselam efendim. Valideleri rahatsızmış hocam. Sizden dua bekliyorlar. Annem çok hasta, hocamdan dua rica ediyoruz diyor Alaaddin Bey. İnşallah. İnşallah duanın sonunda da dua edelim ama şimdiden de Alaaddin Bey kardeşimizin muhterem validesine Rabbimizden acil abi şifalar diliyoruz. Çok geçmiş olsun Alaaddin evet abi. Efendim. Selam ediyoruz. Dua ediyoruz. Cenab-ı Hak şifa ihsan eylesin inşallah.
Peki, vakti zamanı geldiyse şifreyi paylaşalım. Ondan sonra devam edelim. Üçüncü şifre, sevgili izleyenler, kalem kağıt hazırsa son şifreyi paylaşacağız. Evet. Üç hediyemiz var demiştik. Bu hediyeler için iki şifreyi paylaşıldı. Son şifre ekranda şimdi. Cenab-ı Hakk'ın yine o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. Son şifremiz. El-Basir. Ya Allah Celle Celal. İyi gören Allah El-Basir'dir. İyi gören. O halde vaziyetimizi bilmeliyiz. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duymalı. Allah büyükler büyüğüdür. Hakimlerin hakimliğine, hükümdarların hükümdarlığına karar veren O'dur. Öyleyse ağzımdan çıkanı kulağım duymalı. Teşekkür ediyoruz hocam. Üç şifreyi de not aldıysanız sevgili izleyenler, ekranda telefon numaralarımız olacak. 0212 alan koduyla 30404 30606. Hatlarımızı düşüren ilk 3 izleyicimize inşallah hediyelerini hatıra olarak yollayacağız. Vaktimiz olursa ilk düşüren izleyicimizle de konuşalım, sohbet edelim, şifreleri kendilerinden duyalım. O vakte kadar sorular var, işte onlardan birisi. Hocam selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Size bir sorum olacaktı hocam. Benim halalarım hatim çıkartırlarken hatimlerine beni de dahil ediyorlar. Yani onların hatimlerinden birkaç cüz de ben okuyorum. Ama bazen o cüzleri hani okumayı geciktirebiliyorum bazı durumlardan ötürü. Dolayısıyla da ben bu bana verilen cüzü okumadan halam eğer hatmi teslim ederse o zaman bana bir günah yazılır mı? Bir de ben bir yerde okumuştum, bu şekilde ortaklaşa hatimler yapılamıyormuş. Yani doğru değilmiş hatimleri böyle ortaklaşa yapmak. Bu doğru mu? Teşekkür ederim hocam. Hayırlı yayınlar. Ya, bu da güzel. Ne güzel. Yani bir grup insan bir araya geliyor. Hadi Kur'an-ı Kerim şu cüz senin, bu cüz benim. Allah'ın kelamını okuyalım. Okuyanlar o cüz karşılığında sevaplarını alırlar. Hepsi birleşince de bir hatim yapılmasına sebep olmuş olurlar. Diyelim ki bana bir cüz verildi, 17. cüz verildi. Ötekiler bitirdiler, hatim duasını da yaptılar ama ben okuyamadım. Ama bilahare okumalıyım ben. Bilahare de olsa, sonra da olsa ben onu okumalıyım. Yani bak, arkadaşlar arasındaki ahenge, birliğe emaneti de riayet etmiş olmalıyım. Evet. Peki diğer video soru. Hocam hayırlı günler. 614 bin TL tutarında altın ve paramız var. Buna toplamda ne kadar zekat düşer? 614 dedi değil mi izleyicimiz? Evet. 614 doğru. bin lira paramız var diyor. Zekatı nedir diye soruyor. Nisap miktarını geçiyor hocam. Doğru. 2500 olsa altının gramı 80'den 200 bin yapar. Hı. 200 bin civarı yapıyor. Yani nisap miktarının üstünde. Evet, o zaman borçları düşülmesi gerekiyor. Onu söylememiş. Borcu var mı? Demek ki borçları yok. Tamam, 614 bin. Evet. 614 bin, bunun %2,5'u. Yani 40'ta biri. Evet. Hocam 15.350 lira yapıyor. 15.000? 350. 350 lira zekat vermesi gerekiyor. Evet. Yani 614 bin liranın %2,5'u veya 40'ta biri böyle yapıyor. Tamam. Evet. Bunun zekat olarak verilmesi 15 gerekiyor. 15.000 lirayı zekat olarak verecek. Tamam. Bunu tek seferde mi verecek? Bölebilir mi? Ama tek seferde versin. Ama zaman zaman versin. Yıl içinde mesela bunu bölebilir mi? Olabilir. Diyelim burs veriyor. Talebelere burs veriyor. 8 ay boyunca veriyor. Gayet güzel yani. Evet. Peki. Devam edelim. Diğer soru. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı günler. Hocam babam vefat etti. Başucuna bir Kur'an-ı Kerim astım. Sizce bir günahı var mı? Bir de mezarına gidiyoruz. Bizi biliyor mu? Biz gittik. Fark ediyor mu? Bunu şuradan anlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz mezar ziyaretine gidince bakın aynen ayak ucuna varıyor, cephesine muhatap oluyor. Esselamu aleykum dâre kavmü müminin. فَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ لَاهِقُونَ بِكُمْ نَسْأَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ Müminlerin yurdu. Size de bize de Rabbim'den afiyet dilerim. İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz.
dediğini görüyoruz. Bedir'de müşriklerin ölülerini kurt kuş yemesin diye onlara da şefkat gösteriyor. Ölülerini bir kuyuda topluyor, onlara sesleniyor. Allah'ın vaat ettiğini biz gördük. Siz de gördünüz mü? Hazreti Ömer diyor, ya Resulallah, onlar ölü. O duyar, duyarlar da cevap veremezler buyuruyor Allah'ın Resulü. Demek ki biz mezarlarını ziyaret edelim, ondan haberdar oluyorlar. Biz onlara dualar edelim. Tabii biz de empati yapacağız. Bir gün ben de buraya geleceğim diye hem onlara rahmet okuruz hem de biz başımıza gelecekleri düşünürüz. Evet. Zekat soruları çok fazla geliyor. Görebildiklerimi okuyorum sadece. 100 gram altın borç olarak verdim bir arkadaşıma. Bunun zekatını şimdi vermeli miyim? Borç vermiş. Para yok. Sağlam bir alacaksa, vermiş. Sağlam bir alacaksa şimdiden de verebilir. Yahut aldıktan sonra ne kadar orada kaldı, 2 sene kaldı, 2 yıllığın zekatını verir. Hı hı. Aldıktan sonra. Veya sağlam olduğunu biliyor ya, şimdi de verebilir. Evet. Bir başka zekat sorusu. Ev için para biriktiriyoruz, ihtiyacımız var. Bu biriktirdiğimiz paralar için de zekat verecek miyiz? Vereceğiz. Ev için veya hacca gideceğim veya araba alacağım, bunun için para biriktiriyorum. Bu da nisap miktarını geçiyor. Zekat verecek miyim? Evet, vereceğim. Evet. İlginç bir soru var. Hayırlı cumalar. Bir soru sormak istiyorum. Fakir bir kimse fakirlikle sınav olduğu için, fakirlikle sınav edildiği için cehenneme gitmeyecek mi? Ya da zengin bir kimse malı çok olduğu için cennete geç mi girecek? Yani fakirlik ve zenginlik yaşantısında normal bir insan nasıl cenneti ya da cehennemi yaşar? Tabii fakir de zengin de elbette imtihan olunacak. Yani kimi fakirlikle imtihan olunur, kimi zenginlikle imtihan olunur. Zenginim, servetim var, acaba günah işlememe daha mı kolaylık mı sağlıyor acaba? Yoksa Rabbıma şükür mü ediyorum bana bunları lütfettin diye? Bununla imtihan olunacağım. Fakir de acaba sabredebilecek mi? Sabretmeyip de isyana mı düşecek? Bununla imtihan olunuyor tabii. Evet. İkisi de imtihan. Doğru. Ya fakirlik de imtihan, zenginlik de imtihan. Evet. Peki diğer video soru izleyelim. Hocam selamün aleyküm. Aleyküm selam. Benim bir işim olursa diye büyükbaş adak adadım. İşim oldu. O zaman ucuzdu. Şimdi ise bütçem yetmiyor. Bahalandı. Benim ne yapmam gerekiyor? Hocam bunu bana aydınlatırsanız çok memnun olurum. Evet. Şimdi Allah'a söz verdik. Yani böyle bir mecburiyet altında değildik. Kendi kendimizi mecbur ettik. Yani Rabbimiz buyuruyor ki o müminler Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Azabı yaygın olan günün dehşetinden korkarlar. O yüzden de Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Gücümüz yetiyorsa Allah'a verdiğimiz bu sözü yerine getireceğiz. Gücümüz yetmiyorsa onun affını, lütfunu dileyeceğiz. Ama tabii bakın Afrika'da Türkiye Diyanet Vakfı'na havale edersek bu işi epeyce ucuza mal olabilir. Belki ona gücünüz yeterse o yolu deneyebilirsiniz. Yani gücümüz yetecek olursa öyle de yapabiliriz. Adak. Evet. Evet. Hocam kaza namazı ile ilgili sorular var. Cuma günü cuma namazı vaktinde kaza namazı kılınır mı diye soruyorlar. Her namaz her zaman kaza kılınır. Cuma özellikle cuma vaktinde. Kazanın kılınamayacağı zaman ne zamandır? Bir, güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar kılınamaz. Bir de tam zeval vaktindeyken öyle ezanı okunmaya 15-20 dakika kala
o süre içinde kılınmaz. Bir de güneş batmaya 45 dakika kaladan itibaren kılınmaz. Onun dışında bütün zamanlarda kaza namazı kılınır. Evet. Tekrar edelim mi hocam? Bu önemli. Hangi vakitler? Şimdi sabahleyin güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar bir. Öğle ezanı okunmaya 15-20 dakika kala iki. Akşam ezanı okunmaya 45 dakika kala 3. Bu 3 zamanda kaza namazı kılınamaz. Bu 3 zamanda kılınamaz. Arkada evet, teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Hocamızın anlattığı, söyledikleri şu anda arkamızda tablo olarak da duruyor zaten hocam. Buyurduğunuz evet üzere. Efendim. Evet. Cuma fark etmiyor yani. Tabii tabii efendim, tabii. Şu anda zaten şu saat şu anda kaç? 11.37. Şu an kuşluk vakti mi oluyor hocam? Öyle oluyor. Daha şu an daha kuşluk daha vakti. Daha öğleye bir hayli zaman bu var. Bu vakitlerde namaz kılınabilir. Kaza her da türlü, kılınabilir, evet. Nafile de kılınabilir. Kaza da kılınır, nafile de kılınır. Nafile her de türlü kılınır. Namaz kılınamıyor. Hocamızın az evvel buyurduğu yer burası. Evet. Yani evet. Öğle ezanına ya da işte bugün diyelim cuma. Cuma namazına diyelim ki 20 dakika kalaya kadar. Tamam. 20 o. dakika içerisinde kılamaz. Burada hiçbir namazı kılamıyor. Nafile de kılamaz. Nafile de kılamaz. Kazada kılamaz. Kazada kılamaz. Ondan sonra diyelim cuma bitti. Bitti. Cuma'dan çıktık. Tamam. Ne zamana kadar? İkindiye kadar. İkindiye kadar. İkindiye kadar kılabilir. Kılabilir. Sonra ikindiden sonra, ikindi ezanından akşama kadar. Burada yine bir kırmızı. Tamam. Yani akşama var. 45 dakika kala. Evet. Ha. Ancak o günün ikindi namazını kılmadıysam o kerahetle caiz olur. Mekruh olmakla birlikte şayet o günün ikindisini kılmadıysam kılabilirim. Hı hı. Sonra akşamdan, yatsı ezanı vaktine kadar. Akşamdan artık da imsak vaktine kadar geniş. Yok hocam, akşamdan yatsı arası orada da sorun tabii yok. Tabii problem yok. Sonra? Evet. Ve o taşıya kadar, imsaka kadar. İmsak vaktine kadar. Evet, bakın akşamdan imsaka kadar nafilede, kazada kılabiliriz. Oldukça geniş bir alan. Evet. Şu aşağıda bir not var. Onu da hocam okuyayım ben de. Heh. Dikkatten kaçmasın, gözden kaçmasın. Bazı namaz vakitlerinin oluşmadığı yerlerde 5 vakit namaz en yakın normal bölgeye göre hesap edilerek kılınır. Doğru. Şimdi bunu açalım mı biraz hocam? Örneklendirir misiniz? Ne demek yani bu? Şimdi efendim bazı yerlerde gece ile gündüzün süresi 24 saat olmuyor. Gece ile gündüzün süresi 24 saat olmuyor. Daha fazla oluyor. O zaman namazı nasıl kılacağız biz? Oraya yakın meskun mahalledeki namaz vakitleri neyse onu ölçü alacağız veya Mekke Medine'ye ölçü alıp namaz vakitlerini takdir edeceğiz. Ha, nasıl diyelim ki Medine'de sabah ne zamandı? Şu saatte. Öğle ne zaman? Şu saatte. Biz de bulunduğumuz yerde onu takdir etmek diyoruz. Bunun adına takdirle kılacağız. Yani. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Hattımız ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş muhterem hocam. Bakalım tamam, kim nereden efendim. Düşürdü. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Gülizar Yazık, Sakarya. Evet, Gülizar Yazık, Sakarya'dan ilk siz düşürmüşsünüz. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Hayırlı cumalar. Teşekkürler, hayırlı cumalar. Sakarya merkez mi? Eyvi ilçesi. Peki, kimler var? Kimlerle izliyorsunuz şu anda bizi? Şu an sadece çocuklarım var yanımda. Allah bağışlasın. Kaç çocuğunuz var? Bir oğlan, bir kız, iki çocuğum var. Peki. Şifreleri aldınız değil mi Gülizar Hanım? Evet, evet aldım. Duyalım sizden. İlk şifre neydi? El Muiz. Ya Allah Celle Celal. El Müzil. Ya Allah Celle Celal. El Basir. Son şifre? Basir. El Basir. Evet. El Basir. Peki, tebrik ediyoruz. Hediyenizi inşallah adresinize Sakarya'ya yollayacağız. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı cumalar. Sağ olun. Sağ olun. Hattımıza ikinci düşüren izleyicimiz Nurten Kara.
Afyonkarahisar. Selam edelim Afyonkarahisar ve son olarak Veysel Soylu İzmir. İzmir'e de selam edelim. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bize ayrılan efendim. Sürenin sonuna geldik. Mevla sizden razı olsun. İsmail bereketli efendim. Bir program oldu. Yarın da yayınımız var sevgili izleyenler. Yine aynı saatlerde, sabah saatlerinde bu vakte kadar vaktiniz olursa Kanal Yedi ekranlarında yine buluşmak isteriz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı muhterem hocamızın Cuma duasıyla kapatacağız. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rab, Rabbül Aleminsin. Malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya Rab, sevgili Peygamberimiz senden neler istediyse onları bize lütfeyle. Amin. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa, o türlü şerirlerin şerrinden bizleri hıfz-ı emanında Amin. Eyle. Ya Rab, hastalarımıza ve özellikle Yozgat Şehir Hastanesi'nde bulunan Ethem Şahin Bey kardeşimize ve cümle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Allahümme şfi, ente şafi, la şifa illa şifayuk. Allah'ım sen şafisin, şifa sendendir. Hastalarımıza şifalar Amin. Lütfeyle. Amin. Borçlularımıza edalar ihsan eyle. Ya Rab, selamsın milletimize, hatta bütün dünyaya selametlikler lütfeyle. Amin. Barış ihsan eyle ya Rab. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan söz ediliyor. Biz senin himayene sığınıyoruz. Sen selamsın, selametler lütfeyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'ım. Elineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Melki middin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdinas sirâtel müstakîm. Sirâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veliddâin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.